Hafta sonu komik bülten Boğaziçi şenliği aşağı bakmadan, sağ aşağı bakmadan sürüyor. Kafayı taktım. Bu bizim tipi tip Melih daha çok Gollum'a benziyor olabilir mi? Lordumuz yani efendimize, reisimize göre öğrenciler anarşik. Bu yüzden savaş emrini de verdi. Ellerindeki joplarla bayanları nasıl dövüyorlar? İnsanları nasıl dövüyorlar? Bütün bunlar oralarda yaşananlar. Bunları ekranlarda izledik. Ama Türk polisi buna benzer bir şey yapmış olsa bunlar dünyayı ayağa kaldırırlar. Bizde böyle bir şey polisimiz yapabilir mi? Hayır. Bütün bu gerçekleri de görmemiz lazım. Acımasız. Herhangi bir pankart olmasın. Alanın içinde yalnızca Anadolu Gençlik Derneği pankartları olsun. Recep Tayyip Erdoğan bizlere birkaç soru sormuş. Cevaplamazsak ayıp olur. Gelin hep birlikte cevaplayalım. Siz öğrenci misiniz? Evet, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Ve bu okula kimse beni atamadı. Senelerce çalıştıktan sonra yapılan sınavda arkadaşlarım arasından seçilerek bu okula girdim. Siz talebe misiniz? Evet, talebeyim ve bunlar da defterlerim. Eğer bizi ve hocalarımızı rahat bırakır, başımıza bir rektör atamazsanız hocalarımızdan ilim talep edebiliriz. Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? O gece gerçekten rektörlük binasını işgal mi ettik? Yoksa saat gece 9'a kadar soğukta, aç bir şekilde Melih Bulu'nun tutuklanan öğrenciler hakkında bir açıklama yapmasını mı bekledik? Hep birlikte izleyip görelim. Arkadaşlar, eylemimiz barışçıldır. Melih Bulu'nun aşağıya öğrencilerin yanına gelip bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Taleplerimiz şunlar. Melih Bulu hiçbir öğrencinin gözaltına alınmayacağına dair verdiği sözü tutmadığı için özür dilemeli, ardından da istifa etmelidir. O gece polisin saldırana kadar öğrenciler bu şekilde bekliyordu. Polis öğrencileri çembere aldı ve 51 kişiyi gözaltına aldı. Görüldüğü üzere eylemimiz barışçıl ve terörist değiliz. Biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Bizler bu ülkenin bilimine, teknolojisine katkıda bulunan, bulunmak isteyen gençleriyiz. Ancak başımıza bir rektör atayıp daha sonrasında bunu barışçıl bir şekilde protesto eden arkadaşlarımızı darp ederek gözaltına alıp tutuklayıp sonrasında televizyondan bizi bu ülkenin gençleri olarak kabul etmediğinizi açıklarsanız bizler bizi kabul eden farklı ülkelere gidip o ülkelerin bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak durumunda kalırız. Bundan dolayı sizden talebimiz öncelikle gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması, sonrasında üniversitelerde rektör seçimlerinin geri getirilmesidir. Üniversitenin rektörünü, üniversitenin kendisinin seçmesine izin verin. Teşekkürler. Ya bu gençlerin üzerine polisi salmaya hiçbir vicdan müsaade etmez. Ya bu gençlerdeki kalite atadığınız kayyum rektörde yok. Sizde de yok, demek ki bula bula bunu buldunuz. Adam güya rektör ama hoca bile değil. Liyakati yok. Bilimsel tezleri çalıntı vesaire vesaire. Ha, çalma kontenjanından liyakatlı bulunup atanmış olmalı.
Annesi de oğlanın tipini Gollum'dan çalmış. Neyse, Yüzüklerin Efendisi bu değerlisinden değerlisi bir türlü vazgeçemiyor. Neyi merak ediyorum? Bir gün trafikte Boğaziçi öğrencisi reisle karşılaşsa bakın ne olur biliyor musunuz? Kim ya? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir iki lira verdi abi, camını sileyim. Var mı abi? Teşekkür ederim abi. Anarşik bunlar, anarşik. Zaten bu anarşist felsefe oldu bitti, yasaların muktedirler için olduğunu söyler. Anarşik bunlar, anarşik. Bir kere bu Gollum kılıklı tipi tipin atanması yasal. Neye itiraz ediyorlar? Onu da anlayamıyorum bu anarşikler. Evet, reklam ataması yasal ama gece 3'te Merkez Bankası Başkanı'nı görün almak da yasal. Evet, rektör atamaları yasal ama kadın cinayetlerinde failler takım elbise giydiği için ihlal indirimi vermek de yasal. Evet, rektör ataması yasal ama ormanları, maden inşaatını açmak da yasal. Evet, rektör ataması yasal ama pandemi döneminde belediyelerin yardım kampanyalarını engellemek de yasal. Evet, rektör ataması yasal ama kullanılmayan otoyolları ve köprülere geçiş garantisi vermek de yasal. Evet, rektörün atanması yasal ama aynı zamanda devlet kurumlarına akrabaların doldurulması da yasal. Evet, rektör ataması yasal ama 31 Mart İstanbul Belediye seçimini iptal etmek de yasal. Evet, rektör ataması yasal ama milyon dolarlar harcayıp makam araçları almak da yasal. Evet, rektör atamak yasal ama 750 milyon dolarlık arka parkı yaptırmak da yasal. Evet, rektör ataması yasal ama devlet ihalelerinin hepsini aynı 5 şirkete vermek de yasal. Öyle ikide bir işinize gelene yasal, gelmeyene yasal değil demeyin. Gençler işte lafı ağzınıza böyle tıkar. Yaşasın zeka kuşağı, Z kuşağı. Özgürlükçüler, özgürlükçü. Sizin kafa basmaz bu yeni yetmelere. Bu kuşak siz sözde yöneticilere veya atanmış bir rektöre veya herhangi bir şeye saygı duymuyorsa emin olun o her kimse saygıyı hak etmiyordur. Bir de tutturmuşlar yok Kabe resmi meselesi, yok LGBT odası meselesi. Gençlere oradan saldırmaya çalışıyorlar. Yemez bu Z kuşağının hayatı, yaşam tercihleri ona buna bakmaksızın birbirine saygı duymak üzerine. Yemez bunlar, yemez. Siz terörist misiniz? Sanırım şu an biraz illegalite durumu söz konusu. Hangi bölümde okuyorsun? Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Hatta bir arkadaşımızın başörtüsü falan açıldı. Başörtüsü açıldı. Niye? 28 Şubat mı karıştı araya? Ne oldu? Vallahi ben de bilemedim. Otobüste otururken başörtüsü açılmış ve kapatmasına tekrar izin vermemişler. Peki bir rektör atandı. Normalde biliyorsun ki Sayın Erdoğan'ın böyle bir yetkisi vardı zaten epeydir. Dolayısıyla neye itiraz ediyorsunuz siz? İtiraz ettiğimiz şeyin yasal olduğunu farkındayız. Ama yasal alanın hukuki olduğuna inanmıyoruz. Benim derdim şahsen Boğaziçi kültürü değil. Ben açabildiğimiz kadar özgürlük alanını açmamız gerektiğine inanıyorum. Sadece işte Boğaziçi'nde değil tüm Türkiye'de öyle. Bu atamaların vesaire 15 Temmuz'dan sonraki o hal sürecinin, KHK'ların, bu sürecin kendisinin bir hukuksuz ilerleyip ilerlemediğine dair de bir problemim var. Yani. İşte bu şimdiki nereden tutsam elimde kalıyor. Hani liyakat yok, hoca değil. Bir LGBT olayı var bir de. O konuda ne düşünüyorsun? Önce biraz kendi durumundan bahsetsem daha iyi olacak sanırım. Alanında başörtülü olmak zor. Kendi arkadaşlarımız arasında göründürdüğümüz olması dahi zor ki dışarıdaki göründürdüğümüz zaten belli medyanın nasıl yansıttığı vesaire. Hala. Ve hani bir de muhalif olunca kendi mahallenizden zaten atılıyorsunuz. Karşı mahalleye kabul edilmiyorsunuz. Baya böyle orada dücücük gibi. Sen neyin? Ya ben en yakın hissettiğim arkadaşlarım LGBT arkadaşlarım alanda. Ne güzel. Bunda bir kötülük yok. Aslında bu arada türbana karşı çıkanlar da bu dediğini söylüyorlardı. Yani herhangi bir simgenin bir grup tarafından giyilmesi böyle sorunlar yaratabilir diyorlardı. Yani Müslüman olarak nitelendirir miyim iktidarı bilmiyorum. Ama bu hani AKP'nin kafir olduğunu falan iddia etmiyorum. Ama bir renk olarak, hani bir iktidar rengi olarak kimlik siyaseti üzerinden gitmiyorlar aslında. Daha çok nasıl kutuplaştırırız, nasıl ayrıştırırız üzerinden. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bizde LGBTİ diye bir şey yoktur dedi. Bizde LP
Ortega'ya varacağım. Yani bu direnen grubu, biz onları bu milletin bir ferdi olarak görmüyoruz gibi garip bir şey söyledi. Sen ne hissediyorsun bu konuda? Valla ne diyeyim hocam ben? Alman kanalına röportaj verdim. Türkiye'den gitmek sürgün gibi hissettirir falan diye ağladım yani. Evet. Hani teşekkür ederim, o görmüyorsa ben görüyorum. Ben bir şeyleri merak ediyorum. Melih Bulu'nun kendini sempatik gösterme çabası nasıl algılandı? Ya biz üzüldük. Sen Müslümansın ya. Evet. Senin derdin ne yani? Hadi bunları anladık. Bunlar terörist. Türbanlı bacılarımıza ne acılar çektirildi. Senin ne işin var bu arkadaşların arasında? Onu... Tabii canım. Babamla babaannemin diyaloglarından bir tanesi kızımız da sosyalist oldu anne baba. Kimse kusura bakmasın. Türbanlı kızlarımız da LGBT'lileri de birbirlerinden gram ayırmayacak kadar çok seviyor ve saygı duyuyorum. Bizim kuşak bu sevgi, saygı, hoşgörü işini beceremese de Z kuşağı büyüdükçe herkese öğretecek. Komik Bülten Boğaziçi Şenliği de hafta boyunca sürecek. Beni ekranın size göre sağ altındaki abone ol butonu dışında, yani oraya bakmamak dışında, bakmak dışında aşağı bakmamaya devam edin.